Medet ya Hazreti Allah, medet ya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Medet ya Hazreti Ali keramallahu vechehu, medet ya Gavs-ı Azam Abdülkadir Ceylani. Medet ya Seyyidi Muhammed Ruhi, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli genç kardeşlerim, bu akşam olmak isterdim bölümünde Hazreti Ali Efendimiz gibi bir zat olma yolunda mücadele etmek isterdim. Onu kendime örnek almak isterdim diyenler için onun hayatından ve İslam ümmetinin yaşadığı Hayber fethi meselesiyle beraber Kadir suresinin esbab-ı mucibi elbette Kadir gecesi ait olmakla beraber Hayber günü söylenmiş olan muhteşemlikleri Hazreti Ali Efendimizin hayatından ve onun dilinden anlamaya gayret etmeye niyaz ederiz. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Hayber fethi uzun bir mesele. İnşallah siyer külliyatında orada daha derin ve detaylı ifade edeceğiz. Bu akşam oradan bir olayı, bir meseleyi gündem edip o gündem içerisinde Hazreti Ali Efendimizin tavrını ve tarzını, hayata bakış açısından bir parçayı güncel hayatımıza nasıl adapte ederiz onu anlamaya çalışacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hayber fethi için bütün o tarihsel süreç meydana geldikten sonra harekete geçtiklerinde sahabe-i ikram efendilerimiz Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman efendilerimize beraberlerken tabi sahabe-i ikramın en zorlu savaşlarından biridir. Sebep stratejik olarak ilk defa bir kale mübadelesi yapılacak. Bir kale fethedilecek. Kalede yer alan Yahudiler önce İslam'a davet edilecek, olmazsa bir savaş hasıl olacak. Bir kaleye karşı savaşmanın da kendine ait stratejisi Arap kabileleri tarafından çok da bilinen ya da ordu tarafından çok da yaşanmış bir şey değil. Bu yüzden dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yolda giderken her konak yerinde kitaplarda beyan edildiği üzere şöyle dua ediyordu. Allah'ım, istikbale endişelenmekten, geçmişe tasa etmekten, güçsüzlük ve gevşeklikten, cimrilik, korkaklık ve bel büken borçtan, zalim ve haksız kimselerin musallatından sana sığınırım diyerek dua etmişti. Bu dualarıyla beraber Hayber'e yaklaştıkları zaman da ashab-ı ikrama bir dur emri vermişler. İki rekat namaz kıldıktan sonra el açarak şöyle dua etmişlerdi. Ey göklerin ve gölgelediklerinin Rabbi olan Allah'ım! Ey yerlerin ve üzerindekilerin Rabbi olan Allah'ım! Ey şeytanların ve saptırdıklarının Rabbi olan Allah'ım! Ey rüzgarların ve savurduklarının Rabbi olan Allah'ım! Biz senden bu beldenin hayrını ve iyiliğini, bu beldede yaşayan insanların hayrını ve iyiliğini, yine bu beldede bulunan her şeyin hayrını ve iyiliğini dileriz. Bu beldenin şerrinden, insanların şerrinden ve içindeki her şeyin şerrinden de sana sığınırız diyerek dua etmiş. Kuşatma yaklaşık 4 gün boyunca sürmüş olan bir kuşatmaydı. Üçüncü gecenin kuşatmasından önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sancağı başta Hazreti Ali Efendimiz'e yol boyunca, sonra Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer Efendimiz'e de diğer günlerde verdiği bilinir. Daha sonra son gün hasıl olduğunda son günden önceki gece Hazreti Ali Efendimiz savaş meydanlarında ve genellikle Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yatardı. O uyumadan uyumaz, o uyuyacaksa bile çok sakin veya çok tedbirli bir şekilde uyur. Derin uykuya dalmazdı. Bu esnadan birinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uykuya hafifçe daldıklarını gördüklerinde Hazreti Ali Efendimiz sahabe-i ikramı efendilerimizin arasında dolaşmaya başlamıştı. Askeri birliklerin yaklaşık 3 günden beri ve uzun yolculuğun arkasından yapmış oldukları savaşlarda kendi aralarında bu kalenin fethinde
sıkıntıları ve nasıl aşabileceklerini mütalaa ediyorlardı. Bir diğer taraftan sahabe-i ikramın bir kısmında da Yahudilerin elinde tutmuş olduğu Hayber Kalesi'nin yüksekliği, onun debdebesinden bahsedilirken biraz tabiri caizse motivasyonlarında bir düşüklük hasıl olmuş. Hazreti Ali Efendimiz sahabe-i ikramın gençlerinden olarak, işte en önemli tarafı buradan başlıyor, etrafına sahabe-i ikramı toplayarak onların o hallerini görünce bir kısmının ortasına oturup konuşmaya başladı. Sonra sahabe-i ikramın yaşlıları da bu sesi duyunca, bu nidayı duyunca yerlerinden uyandılar, kalktılar. Hazreti Ali Efendimiz'in civarına geldiler. Yaklaşık 400-450 insan, hemen hemen hepsi Hazreti Ali Efendimiz'den yaşça büyük iken onu dinliyorlardı. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Efendimiz de onlarla beraber ve Hazreti Ali Efendimiz onlara şunu söyledi. Estaizu billah. İnne enzennahu fi leyletil kadr. Ve ma edrake ma leyletil kadr. Leyletil kadr hayrun min elf şehr. Tenezzelül melâiketü vel ruhu fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emr. Selâmun hiye hattâ metla'il fecr. Şüphesiz biz onu Kadir gecesi indirdik. Kadir gecesi nedir? Sana ne bildirdi? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Her iş için o gece Rablerinin izniyle melekler ve ruh iner. O gece güneşin doğuşuna kadar selamettir. Hazreti Ali Efendimiz bunları okuduktan sonra sahabe-i ikram ne zaman bu sure-i şerifeyi duysalar içlerinde Cenab-ı Hakk'ın kudret tecellisinin hakikat-i ilahiyesi zuhur eder. Hazreti Ali Efendimizin bu sureyi okumaktan kastı sonrasındaki konuşmasında daha dirayetli bir biçimde anlaşıldı. Şöyle buyurdu. Ey kardeşlerim, ey sevgili kardeş, Allah-u Zülcelal Sübhane Teala o Kadir gecesinde şu Kur'an-ı Azimüşşan'ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a indirmemiş midir? Dediler ki evet ya Ali. Peki o gecenin ne olduğunu biz bilmezken o bize bildirmemiş midir? Evet ya Ali. Peki o gece 1000 aydan daha hayırlı mıdır? Evet ya Ali. Peki o gece Rabbimizin izniyle, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbinin ve Rabbimizin izniyle melekler ve Cebrail Aleyhisselam inmemiş midir her bir iş için? Evet ya Ali. Peki o gece selamet değil midir? Evet ya Ali. Güneşin doğuşuna kadar değil midir? Evet ya Ali. Ve sonra şöyle buyur. Güneş zaten doğmamış mıdır? Evet. Güneş zaten doğmuş. Güneşin doğuşuna kadardaki kasıt Hazreti Ali Efendimizin beyanatlarıyla şöyle tefsir edilir. Ey sevdiğim kardeşlerim, bu güneş bir gün batıdan doğup da kıyamet kopmayacak mıdır? Evet ya Ali. Bu din kıyamete kadar var değil midir? Evet ya Ali. Peygamberimiz, önderimiz, komutanımız, kumandanımız, Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam kıyamete kadar dilden dile konuşulmayacak mıdır? Evet ya. Peki onun kardeşleri olan bizler, onun ashabı olarak kıyamete kadar ehli iman tarafından hatırlanmayacak mıyız? Evet ya Ali. Öyleyse vallahi billahi tallahi Rabbimin izni ile bizim kaderimizde bu kalenin fethi var ise mutlaka onun peygamberine yardımı gelecektir, inecektir ve bu gece Cenab-ı Hakk'ın kudretinin tecellisi hasıl olacak. Yarın
Yarın da bu kale fethedilir. Bütün özüyle, özetiyle. Sahabe-i İkram en yorgun, en durgun anından Hazreti Ali Efendimiz'in bu sözüyle bir anda kendilerine gelivermişler. Öyle bir kendilerine geliş ki bir anda Allahu Ekber nidaları hasıl olmuş. Hayber Kalesi bir anda toparlanmış ve herhalde gecenin bir vaktinde saldırıya geçecekler diye teyakkuza geçmişler. Öyle bir teyakkuz ve öyle bir korku salmıştı ki etraflarını, sabahı zor etmişler ve sabah olduğunda da takat ve kuvvetleri bitmişti. Çünkü Hayber Kalesi'nden bazıları civardan aslan, fil, zürafa gibi değişik hayvanatın seslerini duyduklarını ifade ediyorlar. Bu sesle beraber kimileri çok güçlü ışıklar gördüklerini, bu ışıklarının yıldız olamayacağını beyan ediyorlar. Ve o gecenin sabahında Hayber'in fethinde Hazreti Ali Efendimiz sancağı Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle eline alıp Hayber Kalesi'nin kapısını kendine kalkan ederek bu fethin mihmandarı olmuş. Kıymetli gençler, buradaki en ince noktayı fark ederseniz en önemli nokta şurasıdır. Gençler bizim ümidimizdir diye tarih boyunca söylemiş olduğumuz bir cümle var. Bu Türkçemize de, Arapçaya da, Farsçaya da oturmuş olan bir temel cümledir. Peki gençler bizim ümidimizken, bizim gençlere ümit veriyor olmaya çabamız bir gariplik değil mi? Bu ümmetin gençlerinin etrafındaki yaşlılara ümit veren adamlar olması gerekirken, orta yaşlı ve yaşlı insanların siz bizim ümidimizsiniz, kendinize gelin demeleri bir tuhaflık değil mi? Genç dediğimiz adam zaten ümidi var olan adamdır. Ümidi kırgınlığa düşmemiş olan adamdır. Ümidini her dem taze tutmuş olan adamdır. Eğer Hazreti Ali gibi büyük bir zatın ardından, ki öyle de olmamız gerekiyor zaten, onun gibi olabilmek yolunda adımlar atmak istiyorsanız, bunun birinci maddesi yaşadığınız topraklardaki, civarınızdaki insanlara ümidi sizin veriyor ve aşılıyor olmanızdandır. Sizler ümit veremiyorsanız, size biz sizler bizim ümidimizsiniz deniyorsa, sizin yüzünüzdeki asıklık, hayatınızdaki atalet, yaşam biçiminizdeki durgunluk, okulunuzda, işinizde, çabanızdaki muhteşem geri dönüşler ve duruşlar söz konusu olup sizler, bizlerden tabiri caizse, yaşta daha büyük olanlardan bir motivasyon bekliyorsanız, burada bir tuhaflık var demektir. Bizler, o gençlerin ümidinin ateşiyle, o aşk ile, o muhabbetle, tecrübeleri size aktaracak olan tarafta olanlarız. Sizlerse, bu hakikat-i ilahiyede, aşılamayacak bütün kaleleri aşmaktaki enerjiyi içinde barındıransınız. Sizler zaten bu hakikat olmuştur. Selamet Müslümanların üzerindedir. Emanet-i sancak gençlerin elindedir. Anlayışıyla. Çevrenizde bulunan insanlara ümit veriyor olursanız, o zaman ve hiç şüphesiz ki bu kalelerin fethi, bu gönüllerin kazanılması çok ama çok kolay olacak. Hazreti Ali Efendimiz sancağı ellerine almadan evvel önemli bir meseledir ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'e sorar. Hazreti Ali Efendimiz'in de gözünde bir ağrı olduğunu söylerler. Gelir ve ona Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua eder. Ve o duasıyla o ağrı da geçer. O bir gece önceden kalan hem manevi ağırlıkla hem de belki üzerindeki bir nazarla hasıl olmuş bir durumdur. Ve Peygamber Efendimiz ona sancağı verirken Muhammed'in zatını peygamberlikle şereflendiren Allahu Teala'ya andolsun ki ben bu sancağı
kaçmak nedir bilmeyen bir yiğidi vereceğim buyurduktan sonra mübarek gözlerini sahabe-i ikram efendimiz arasında gezdirip Ali nerededir diye buyurup onu çağırmışlar. Ya Rabbi sıcağın ve soğuğun sıkıntısını bundan gider diyerek onun için dua etmişler. Sonrasında Hazreti Ali efendimize sancağı vererek Allah-u Teala sana zafer nasip edinceye kadar çarpış, sakın arkana dönme buyurmuşlardır. O gece Kadir suresini okuyarak Cenab-ı Hakk'ın kudretini talep eden, onun kudretini etrafındakilerine hatırlatan Hazreti Ali Efendimiz'e Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hayber'in fethinden sonra şöyle buyurmuşlardır. Vallahi senin sebebinle Allah-u Teala'nın onlardan tek bir kişiyi hidayete kavuşturması senin için birçok kızıldevelere sahip olup onları Allah-u Teala'nın yolunda sadaka vermenden daha hayırlıdır buyurmuş. Sonra gösterdiğin kahramanlıktan dolayı Allah Teala ve Resulü senden razı oldu buyurmuşlar. Hazreti Ali Efendimiz sevincinden ağladıklarında Peygamber Efendimiz niçin ağlıyorsun diye sual etmişler. Ve Hazreti Ali Efendimiz canım sana feda olsun ya Resulallah. Sevincimden ağlıyorum. Zira Allah-u Teala ve Resulü benden razı oldu demişler. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz yalnız ben değil, Cebrail, Mikail ve cümle melekler senden razı oldular buyurmuştur. Aynı ayet-i kerimede beyan edildiği gibi tenezzelül melâiketu ve ruhu fîhe bi'izni rabbihim. O gece Rablerinin izniyle melekler ve ruh iner. Ne için? Min kulli emrihi. Her bir iş için. Kendilerine emredilmiş olan her bir iş için. Öyleyse ey ehli İslam, içinde barındırmış olduğun gençlik, her günü Kadir bil demekten kastiyetle, her günü Cenab-ı Hakk'ın kudret tecellisi altında yaşar, onun selametinin onun üzerinde bir perde gibi gerildiğini bilir. Böylelikle Resulullah'ın bize emrettiği, Hazreti Ali Efendimiz'e emredip gençlere miras bıraktığı sonuna kadar savaş ve asla geri dönme ilkesiyle hareket edersek bu tarihi hakikat bir kez daha başa dönecek ve o gün Yahudilerin bugün görünmez olarak meydana getirdiği kalelerin bir bir yıkılmasına vesile olacaktır. Onlarsa bizlere şunu öğretiyorlar ne gariptir ki gençlerden ümit varız ama gençlerimizin ümit var oluşumuz onların bize bir ümidi göstermesiyle mümkün. Öyleyse ümit var oluşumuzun beyanatı önce onların bize bu ümitten bahsediyor olmasıyladır. Yani bir yerde bir topluluk toplandığı zaman, zorluk hasıl olduğu zaman, sıkıntılar debdebeye geldiği zaman, işler bozulduğu zaman gençlerin ya biz işsiz mi kalacağız, biz ne hale geleceğiz, hangi okulu okuyacağız, yandık, bittik, öldük demeleri yerine. Anneciğim, babacığım, üzülmek yok. Çünkü Rabbimiz bize en güzel yolu nasip edecektir demeleri gerekir. Rabbimiz bu ülkenin başına bir sancak nasip etmiş. Rabbimiz bu ülkeye nice güzel insanlar nasip etmiş. Biiznillah bu ülkede, bu coğrafyada, bu topraklarda yeniden beklenildiği gibi olması gerektiği şekle dönecektir. Çünkü selamun hiye hatta matla'il fecr. Güneşin doğuşuna kadar o gece selamettir. Bugünleri gece gibi görüyorsunuz ancak kıyamet kopuncaya kadar o gece inmiş olan selametin bitmesi iddia edilemez demeleri de gerekmektedir. Öyle ya, Kadir gecesinde indirilmiş olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın selameti sadece o geceye ait olduğu söylenebilir mi? O gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu bir gerçeklikle beraber, o gecenin her bin yıla, her bin aya ayrı ayrı sözü olacağı anlamına gelmez mi? Evet, şu Kur'an-ı Azimüşşan ki, her bin ayda bir, her bin yıla ayrı bir sözü, ayrı bir kisvesi, her birisinde aynı sözlerle Müslümanları yeniden, yeni çağın gereklerine göre hazır edecek
gerekli olan minval Evliyaullah'ı yeniden göreve tayin etmiyor mu? Allah-u Zülcelal'in takdiri ve kudretine daimen iman etmiş olan şu ehli imanın gençleri, ne zaman ki etraflarından ümit bekleyen değil, etrafına ümit verenler olacaklar, o gün Hayber'in fethinin her ciharda, her civarda yeniden yaşanabilir olduğunu biiznillah göreceğiz. Sevgili gençler, sizler bizim ümidimizsiniz sözü, sizden ümit var cümleler, sizden ümit var hareketler, sizden ümit var bir faaliyet, fiiliyat, takva, hal ve ilim beklentisinin beyanatıdır. Bu söz sizi Batı medeniyetinin motivasyon matematiğiyle motive etmek adına değildir. Ümmetin motivasyonu ancak gençlerden başlar. Hazreti Ali gibi olmak istiyorsanız, öncelikle ilminizle, takvanızla, halinizle ve bundan hasıl olan sözünüzle, etrafınızda hayale değil, gerçeği esasınca, gereğince, edep ve adabınca aktaranlardan olmanız ve bu aktarışınızda bütün ümmeti yeniden o hakikat ateşiyle alevlendiriyor olmanız gerekir. Ümmet-i Muhammed'e olan bu borcunuzu bu yaşlarda ödüyor olmanızdan daha önemli hiçbir şey yoktur. Rabbim bu ümmete ümit dağıtan gençlerimizi Hazreti Ali gibi o günden bugüne kadar gelmiş olan sancağı Muhammedi'den ve esası ilahiden ayırmasın dileriz. Kalın sağlıcakla.